tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz sağlık platformu. Abone olmayı unutmayın. Merhaba, ben Doktor Arzu Dinç Yavaş. Florya Medical Park Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün sizlerle ağrı tedavisinde kullandığımız diğer bir yöntemi konuşmak istiyorum. Radyo frekans ablasyon tedavisi. Kronik ağrı hepimiz için, çekenler için özellikle çok büyük bir sorun. Ağrıyı çeken bilir diyoruz. Dolayısıyla hastalarımız da ağrı tedavisi için bizim sunduğumuz tedavi olanakları, seçenekleri için bizlere başvurarak bu ağrılarını dindirmek için neler yapılabilir diye bize çok yoğun sorularla geliyorlar. Yöntemlerimizden birisi radyo frekans ablasyon tedavisi. Radyo frekans tedavisinde biz kronik ağrılarda, bel, boyun, omurga ağrılarında, diz ağrısı, topuk dikeni, tenisçi dirseği gibi eklem ağrıları ya da kronik kas ağrılarında ağrılı bölgeye bir iğne yardımıyla ulaşarak, bunu bir elektrot olarak kullanarak özel bir cihaz ve kablo aracılığıyla radyo frekans elektrik sinyalleri iletiyoruz. Ve bu sinyaller yardımıyla o bölgede ağrıyı ileten siniri, sadece o siniri devre dışı bırakıyoruz. İletimini ortadan kaldırıyoruz. Böylece ağrı iletimi yapılamadığından hasta rahatlamış oluyor. Ağrı sorunu ortadan kalkıyor. Örneğin ciddi bel ağrısı olan hastalarda omurgada bu ağrıyı ileten duysal siniri devre dışı bırakıyoruz. Bu uygulamayı ultrason eşliği altında görüntüleme ile yapıyoruz o bölgeye doğru yere ulaşabilmek için. Ve daha sonra radyo frekans sinyallerini iletiyoruz. Devre dışı bırakıyoruz. Ağrı hemen zaten ortadan kalkıyor. En geç birkaç gün içinde ağrı kesici etki ortaya çıkıyor. Yine diz ağrısı, diz kireçlenmesi olan hastalarda ya da protez cerrahisi geçirmiş ama sonrasında ağrısı devam eden hastalarda bu yöntem çok başarılı bir yöntem. Yine diz çevresinde ağrıyı oluşturan sinirlerin geçtiği bazı noktaları biz biliyoruz anatomik olarak ve bu noktaları ultrason eşliği altında görüntüleyerek o bölgeye iğne yardımıyla ulaşıyoruz ve radyo frekans sinyallerini gönderiyoruz ve o siniri devre dışı bırakarak ağrıyı iletmesini önlemiş oluyoruz. Genelde tek seans tedavi yeterli oluyor. Fakat bazı hastalarda ikinci bir seans gerekebiliyor. En güzel özelliklerinden birisi de çok uzun etkili olması. Bir hatta iki seneye kadar etkisi sürüyor bu tedavinin. Ama tabii ki sinir sistemi kendisini yenileyebilen bir yapıda olması sebebiyle tamamen ortadan kalkmayabilir ya da tekrarlayabilir bu şikayetler. O zaman gerektiğinde bu tedaviyi tekrar uygulamamızın da hiçbir sakıncası yok. Tekrarlanabilen bir tedavi yöntemi. Yine topuk ağrısı, topuk dikeni çokça hastamızın muzdarip olduğu bir sorun ve tedaviye de çok dirençli topuk dikeni, topuk ağrısı vakalarını görebiliyoruz. Topuk dikeninde de özellikle radyo frekans tedavisi çok etkili, çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Hastalarımıza özellikle bu tedaviyi de öneriyoruz. Herhangi bir yan etkisi yok. Yapılamadığı durumlara bakarsak kalp pili olanlara yapmıyoruz. Yine bir enjeksiyon uygulaması olduğu için kanama pıhtılaşma bozukluğu olanlara uygulamıyoruz. O bölgede aktif enfeksiyon varsa uygulamıyoruz. Bunun dışında gayet güvenli bir tedavi yöntemi. En son uygulanan tekniklerden birisi. Herkese sağlıklı günler dilerim. Aile hayatı ve bebek sağlığı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler ve uzman yorumlar artık Aile ve Bebek'te.